Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bir Hadi Konuşalım programında daha sizlerle baş başayız. Bugünkü konumuz AK Parti Merkez Efendi Belediyesi Meclis Üye Adayı Sayın Yavuz Aki konuğumuz. Sayın Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. DKM Türk TV YouTube kanalımızda sizi görmek bizleri gururlandırdı. Ben de çok memnun oldum davetiniz için. Özellikle teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. İnşallah güzel ve keyifli bir program olur. Teşekkür ederim. İçten bir sohbetimiz oluyor zaten. Zaten programımızın adı da Hadi Konuşalım. Bizi izleyen takipçilerimiz aynı bizim gibi şen şakrak insanlar ve denizin geleceğine yön veren insanlar, gençlerimiz 7'den 70'e herkesin severek izlediği ve müdavim olduğu bir programdayız. Çok güzel. Efendim, öncelikle değerli konumuzu tanıyalım ve sohbetimize devam edelim istiyorum. Yavuz Aki kimdir efendim? Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Siyaset hayatıma 17-18 yaşlarda başladım. Anavatan Partisi gençlik kollarında. Eşim evlendikten sonra her zaman yanımda, arkamda oldu. Ailem yanımda oldu. Kendim demir-çelik sektöründe. Aile şirketimiz var. Aki Çelik Sanayi ismi. Babam ve abimle beraber çelik el aletleri imalatı yapıyoruz. 3 dönem AK Parti il yönetiminde görev aldım. İl başkan yardımcılığı dahil birçok önemli görevler aldım. 2019 yılındaki yerel seçimlerde de Merkez Efendi Belediyesi'nde meclis üyesi olarak Merkez Efendi'li hemşerilerimizin teveccühüyle, oylarıyla seçilerek 5 yıldır görev yapıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptım. 2 yıl encümen üyeliği yaptım. Muhalefette olmamıza rağmen, evet. Bunun altını özellikle çiziyorum. Evet. Denetim komisyonu üyeliği yaptım 5 yıl. Plan bütçe komisyonu üyeliği yaptım. Maşallah. Yani bu anlamda siyasetin belediyecilik kısmını özellikle severek yaptığım bir bölümü hayatımda. Çünkü siyasetin merkezinde insan var. Kesinlikle. İnsanlarımıza yardımcı olabilmek, faydalı olabilmek. Biz 2019'da seçimi kazanamadık ama seçmenimiz bize sen orada bizim gözümüz kulağımız ol. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru da destek ol diye bir görev verdi. Çok şükür alnımızın akıyla 5 yıl bu görevi bitirdik. Tekrar ve Merkez Efendi Belediye Meclis Üyeliğine partimiz tarafından Ekrem Başar başkanımızla beraber aday olduk. İkinci dönemde meclis üyesi aday olarak sizlere evet, sahalardayız. Hakkımızda hayırlısı evet. Neyse hem hakkımızda hem Merkez Efendi ilçemizin hakkında inşallah hayırlısı olur diyorum. Evet, aynen size de bizler şimdiden tebrik ederiz, başarılar diliyoruz. Ekrem Başar başkanımızı genç bir başkanımız, başkan adayımız, değerli izleyicilerimiz. AK Parti Merkez Efendi Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Başar ve listesindeki bugün meclis üyesi adayımız Yavuz Aki konuğumuz. Efendim, şimdi Ekrem Başar başkanımızdan bahsedelim biraz da olmazsa. Bir de şu da var, zaten bir 5 yıllık bir meclis üyesi oldunuz. Şimdi nasip olursa ikinci kez de göreceğiz. Yani İnşallah. Birincisi çıraklık. Aynen öyle. Şimdiki kalfalık. Tecrübe edindim. Üçüncü de olursa ustalık. İnşallah. Hayırlısı Allah'tan. Hayırlısı olsun efendim. Evet. Şimdi öncelikle AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkan adayımız Ekrem Başer'in projeleriyle ilgili ve Ekrem Başer'in görüşleriyle, vizyonuyla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir Tabii misiniz ki. Yavuz Bey? Şimdi öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi evet. Merkez Efendi ilçemiz Denizli'nin diğer ilçeler arasında öne çıkan bir ilçe. Eğitimi ve kültürün başkenti olarak biz geçtiğimiz dönemde bunu bir slogan yapmıştık AK Parti belediyeciliğimiz döneminde. Ve eğitim kurumlarıyla çok iyi ilişkilerimiz ve desteklerimiz oluyordu.
Aynı zamanda Merkez Efendi ilçemizin içerisinde sanayinin de büyük payı var. Sanayinin ve ticaretin de merkezi. Tabii. Bugün baktığımız zaman organize sanayi bölgesinden daha çok fabrikanın Merkez Efendi ilçesinde olduğunu görüyoruz. İşte Hacı Eyüplü bölgesi, Gümüşler bölgesi, Zafer Mahallesi. Yani çok abartmayayım ama belki 3 tane organize sanayi bölgesi çıkar. O potansiyel var. Yani böyle dinamik bir şehir, sanayinin, kültürün, sanatın olduğu bir şehir, ilçemiz. Onun için de böyle bir ilçeye genç, dinamik, vizyoner bir başkan gerekiyordu. O da Ekrem Başar kardeşimiz, partimiz tarafından aday gösterildi. İnşallah vatandaşlarımız, izleyicilerimiz projelerini incelediği zaman Ekrem Bey'in vizyonunu göreceklerdir. Hem gençlere yönelik, hem çocuklara, hem annelere yönelik, hem çalışanlara yönelik, ayrıca farklı spor dallarına eğilmek isteyen gençlerimiz için, emeklilerimiz için, her şehrin insanına hitap edecek şekilde projeleri de hazırladık zaten. Zaten Ekrem Başer'de biz gördüğümüz kadarıyla genç, dinamik, vizyoner ve ayrıca çalışkan birisi. Ben neredesin diye sorduğum zaman Ekrem Başkanımıza, sanayi diyeyim 5 dakika sonra neredesin diye telefonla konuştuğumuzda merkeze ben 5 dakika sonra organize edeyim. Yani maşallah hiç yerinde durmuyor. Yani hiperaktif bir gücü var. Yani gençliğine borçlu galiba. İnanın Ekrem Başar'la saha çalışması yapmak çok zor. Değil mi? Ben de şimdi onu soracaktım. Yani gençliğin verdiği o dinamikle nasıl başa ediyorsunuz yani? Yorulmak nedir bilmiyor bir. Maşallah. Gençliğinin verdiği bir enerji ve dinamizm, o hızlı yürüdüğü zaman biz arkasında koşuyoruz. Yani abartmıyorum bunu. İnşallah ilçemiz, seçmenlerimiz Ekrem kardeşimizi tercih ettiği zaman farkı göreceklerine inanıyorum. Çalışkan bir arkadaşımız, vizyoner, biraz önce bahsettiğimiz gibi üniversite eğitiminden sonra yüksek eğitimin lisansını Oxford'da yapmış, İngiltere'de. Bu manada da vizyoner bir başkanımız. Oxford'da. Evet. İnşallah görev verilirse başarılı olacağını canı gönülden inanıyorum. Çünkü ben geçtiğimiz 2019'dan 2024 arasındaki dönemi de yaşadım. Yani şu ben anda... de onu soracaktım zaten. Şimdi Yavuz Bey, bu geçtiğimiz artık bitirdik, yani bu dönemi bitirdik. Seçim bir hafta sonra yeni dönem başlayacak. Evet, inşallah. Bu eski dönemde diyelim. Bu 5 yıl boyunca AK Parti meclis üyesi olarak Merkez Efendi Belediyesi'ndeydiniz. Peki bu 5 yıl zarfında yani belli başlı bir çalışmalarınız neler oldu efendim Merkez Efendi Belediyesi'nde? Evet. Borçsuz bir belediye devrettik. Ve 2019'dan 5 yıl geriye doğru baktığınız zaman da yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen ilçemizi birçok eserler kazandırdı. Hani çok kısa sayayım, MKM Kültür Merkezi, Bereketler Sergi Sarayı, ödüllü kütüphane projesi ki Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Kır Çiçeği Düğün Salonları, Ornaz Vadisi projesi, o ölçekte bir proje şu anda yapılmadı hala Denizli'de. Engelsiz Yaşam Merkezi gibi daha birçoğunu sayamayacağım. Yüzün üzerinde parklarla beraber yeni imara açılan yerler. Yani şehrin vizyonunu değiştiren bir 5 yıl oldu. Tabi ondan sonra bir 5 yılda bizim muhalefet dönemimiz oldu. Hı hı. Geriye dönüp bu 5 yıla baktığımızda yaklaşık bu yönetimin, Şenis Hanım'ın yönetimine 4 milyar civarı bir bütçe geçti eline. %10'una yatırıma dönüştüremeyen bir belediye var. Hani bizim sloganlarımız da öyle zaten. Çalışmayan belediye dönemi bitecek, çalışan belediye dönemi başlayacak. Çünkü ilçenin de buna ihtiyacı var. Yani 5 yıldır yerinde sayan bir konumdayız. İnşallah bu seçimden sonra Ekrem Başkanımızla beraber eksiklerimizi de gördük. Niye kaybettiğimizi 2019'da onu da çok iyi biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini, şehrin ihtiyaçlarını da
çok iyi biliyoruz. Onun için geldiğimiz zaman zaten vatandaşlarımız aradaki farkı görecektir. Peki Yavuz Bey, şimdi siz de söylediğiniz şehrin ihtiyaçları dediniz. Efendim, sizce Merkez Efendi'nin şu andaki en büyük sorunu ne? Şu anda Merkez Efendi'nin en büyük sorunu ulaşılmayan belediye başkanı. Ulaşılmayan. Evet. Öncelikle Ekrem Başar bunu her gittiğinde kendisi de anlatıyor. Ulaşılan bir belediye başkanı olacak. Bizler de öyleyiz. Hiç kimse geriye çevrilmeyecek. Hiç kimse randevusu ertelenmeyecek. Devamlı halkın içinde olan. Mesela biz her ay mahalle toplantıları yapmayı planlıyoruz. Her ay bir mahallemizde, muhtarlarımızda devamlı bunlar yapılmayan şeyler. Bunların eksiklik olduğunu gördük zaten geçtiğimiz dönemde de. Ve bütçe yönetimi çok önemli. Şimdi borçsuz bıraktığımız bir belediye, geldiğimiz noktada yaklaşık 600 milyon civarı bir borç var. Ve Allah nasip ederse kazanırsak daha nelerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Çalışan personelinin SGK ödemelerini geciktiren bir belediye var. Yani burada yönetimsel anlamda büyük bir zafiyet var. Öncelikle buradan başlayacağız. Öncelikle Merkez Efendi ilçemizden aldığımız vergileri yatırıma dönüştüreceğiz. Yatırım almayan bir ilçe olduk 5 yılda. Bunu zaten ilçemizde yaşayan bütün hemşerilerimiz, vatandaşlarımız görüyordur. Önceki 5 yılda şu geçtiğimiz 5 yılın kıyaslamasını çok iyi yaparlar. Bunun neticesinde ben 31 Mart'ta sandıkta göreceğimize inanıyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, hadi konuşalım da kültür, sanat, spor, magazin ve bugün de siyaset konuşuyoruz. Az önce de sizleri tanıttığım değerli konuğum AK Parti Merkez Efendi Belediye Meclis Üyesi, AK Parti'den Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem Başar'ın listesinde olan değerli konuğum. Bugün çok güzel açıklamalarla sizlerle beraber. Peki, Ekrem Başar genç ve vizyon olan bir belediye başkan adayı. Merkez Efendi'de Ekrem Başar belediye başkanı olduktan sonra kültür ve sanatla ilgili bir düşünce ve projeleri var mı efendim? Tabii sizden duyuyorum. En önemli projelerinden birisi tiyatro binası. Yeni bir tiyatro binası. Yeni bir tiyatro binası. Şu anda bizim tiyatro binamız yok. Kültür merkezimiz var ama kültür merkezimiz daha çok böyle salon anlamında konuşmaların yapıldığı, konferansların olduğu, evet, kongre merkezi, festivallerin konumlandığı bir yer olarak düşünüyoruz orasını. Ama bir tiyatro ile ilgili bir salonumuz yok. Bugün şehrimizin basketbol takımı var, ilçemizin Merkez Efendi basketbol takımı. Ama basketbol stadyumumuz yok, kapalı spor salonumuz yok. Ayrıca her dönem olduğu gibi bir işsizlik problemi var. Meslek edindirme kurslarının olacağı iş garantili. Bunu artık Ekrem Başkanımız belediyenin bu işe de bir dokunması gerektiği düşünülüyor. Efendim şey de var galiba, bu meslek edindirme projesinde kurslara katılan ayrıca bayan ya da işte gençlerimiz hem katılıyorlar kurslara giderken de bir de maaş da almaya başlıyorlar. Tabii değil mi? Öyle bir projeniz de var. Tabii ki. Bildiğim kadarıyla. Ve bunun sonunda da iş garantili bir kurs. Ne kadar güzel bir şey. Bunu yaparken sadece belediyenin yapacağı bir oluşum olmayacak bu. Sanayi odası, ticaret odası, işkur müdürlüğümüz, ticaret il müdürlüğümüz böyle bir ortak paydada birleşerek bunun neticesini biz Makine Sanayici İş İnsanları Derneğimiz var, Maksiyat. Evet. Biz burada bunu tecrübe ettik ve burada da hayata geçirdik. Bir yandan da iş dünyasında da personel açığını da Merkez Efendi Belediyesi olarak iş istihdamları sağlayaraktan da Merkez Efendi'de yaşayan gençlerimize, kadınlarımıza da faydada bulunacaksınız. Çok güzel bir düşünce. Bence. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de herkes belediyede çalışmak istiyor. Evet.
güzel belediyede işte biz 800 kişiyle bıraktık. Şu anda 1400-1500 kişiler konuşuluyor. Şimdi belediyenin de hizmet etmesi gereken 340 bin bir nüfus var. 50 mahallesi var. Bütçenin biz %40'ını personele ayırdığımız zaman illaki bir yerler eksik kalacak. Bunu gördük işte 5 yılda. Tabii ki bu insanlar da bizim insanlarımız. Ama üretime dayalı biz bu insanlarımızı bir yere yerleştirip ve yetiştirmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Denizli sanayisinin belki %70'i Merkez Efendi ilçesinde. Bunları birleştirdiğimiz zaman böyle bir ihtiyaç doğuyor. Ve bu ihtiyacı da biz eğer görev verilirse bize layıkıyla yapacağımızı düşünüyoruz. Peki Sayın Yavuz Bey, Ekrem Başer, Merkez Efendi Belediye Başkan adayımızın projeleri arasında kadınlarımıza yönelik, engellilerimize yönelik, çocuklarımıza yönelik nasıl bir projelerimiz var? Çocuk köyü çocuk projesi köyü. Var başkanımızın. Bir vadi yapacağımız, sözünü verdiğimiz projelerimizden biri vadi parklar var. Hı hı. Bu parklardan birinin içerisinde çocukların kişisel gelişimlerini ve doğayla bir arada olabilecekleri çocuk köyü projesi var. Aynı zamanda teknoloji köyü projesi var. Çocukları bu yazılım ve kodlama eğitimlerini verip çok hızlı gelişen teknoloji dünyasına adapte edebilmek efendim, adına. Bu projeler çok güzel. Peki ücretsiz mi sunacağız bunları halkımız? Tabii ki ücretsiz olacak. Belediyemiz eliyle, kanalıyla. Bir de bizim önceki dönemimizde biliyorsunuz Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Muhammed Başkan döneminde kurduğumuz. Hala devam ediyor. Ve hala bu Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giden özel insanlarımız var. Tabii şimdi büyük şehrimiz yanlış hatırlamıyorsam Göveçlik'te bir Engelsiz Yaşam Merkezi kurdu. İhtiyaç oldukça bunları bizim geliştirmemiz gerektiğini zaten düşünüyoruz. Bu konuda da başkanın projeleri tabii ki var. Efendim Ekrem Başer belediye başkan adayımızın Merkez Efendi Belediyesi ile ilgili kaç tane projesi var? Yani bir sayısı var mı? Ben geçen gün bir broşür elime geçti, bakmıştım, bir hayli vardı. Ya biz ihtiyaçları tespit ettik, yine evet. Sayı koymadık. Evet. Çünkü sayıdan fazla da olabilir. Çünkü biz sahada dolaşıyoruz devam, proje bitmiyor. Mesela siz de burada otururken DEMSAD'ın bir belediye şemsiyesi altında olması gerektiğini ben düşündüm. Evet. Gittiğimiz yerlerde yeni fikirler çıkıyor, yeni projeler çıkıyor. Başkanımızın zaten bir kitapçığı var. Aynı zamanda kara kodu da var. Gelen talepler üzerinde drag pisti sözümüz var, evet. Projemiz. Son dönemde biliyorsunuz şehrin üst kesimlerinde ATV ile ve cross motosikletleri ile ilgili çok ciddi bir talep var gençlerden. Evet. Mesela Göveçlik, Göktepe. De Göktepe'yi bilirsiniz. Şehre hakim bir yerdir. Hı hı. Orada ATV safari rotaları oluşturulacak. Yürüyüş güzergahları oluşturulacak. Yani biz sadece Merkez Efendi'yi işte sanayi ve şehir anlamında değil de işte tarım da var, Merkez Efendi'de sanayi var, eğitim var, kültür var, doğa da var. Çok güzel de bir efendim, doğası var. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Ekrem Başer Başkanımız seçimden sonra belediye başkanı olursa siz de hiç boş durmayacaksınız. Yani bayağı bir evinizi bile özleyeceksiniz bugün işte. Çünkü bayağı bir projeleriniz var. Oraya koştur, buraya koştur. Yani bizim bir sloganımız var. Buyurun. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız. Gelecek nesiller için çalışacağız. Çok onun güzel. İçin yani biz zaten kendimizi bu işe adadık. Genç de bir başkan bulduk. Sonuna kadar çalışacağız inşallah. Bizler de DEMSAT olarak ve DKM Türk TV YouTube kanalı olarak sizlere şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, değerli takipçilerimiz, yönetmenimiz işaret ediyor efendim. Artık süremiz sonuna gelmiş bulunmakta.
Ama yönetmenimden şöyle bir dakika daha falan alayım en azından. Çünkü sohbetimiz daha yeni başladık sevgili Yavuz Bey. Değerli takipçilerimiz, hadi konuş da gayet güzel giden bir sohbetlerin içtiğinde AK Parti Merkez Efendi Belediyesi, Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem Başer'in listesinde olan Merkez Efendi Belediye Meclis Üyesi Adayı Sayın Yavuz Akı ile beraber çok renkli sohbetlerimiz geçiyor. Efendim son olarak bir şey sorayım. Ben son olarak bir şey sorayım. Buyurun. Mesela ben duyuyorum bazı programlardan kulağıma da geliyor. Bazı proje benim projelerimi de tekrar proje olarak söylendiği konusunda rakibimiz tarafından. Biz Merkez Efendi Belediyesi'nde görev yaptığımız 5 yıl boyunca halkımızın ihtiyacı olan, inandığımız projelerin hepsini biz destek verdik. Hem Cumhur İttifakı olarak hem şahsımız adına. Halk süttür, halk ekmektir. Yani vatandaşımızın buna ihtiyacı varsa, vatandaşımız bu projeyi benimsediyse, biz bu projeleri zaten devam ettireceğimizi söyledik. Sonuçta kendi memleketimizin faydası. Hem kendi memleketimizin faydası hem de zaten bu projelerde bizim desteğimiz var. Dediğimiz gibi bizim meclisteki gelen maddelerden %80'i 90'ı zaten oy birliğiyle geçiyor. Ha yanlışlarda da her zaman karşısında yanlış olduğunu belirttik. Hem gerekse yargı yoluna gerekse basında medyayla paylaştık bunları. O konuda da 5 yıl boyunca görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Olumlu ve vatandaşımızın, halkımızın benimsediği projeleri de biz devam ettireceğimizi zaten söylüyoruz. Efendim bizler de seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Gece yarılarına kadar sahadasınız. Hele şu son günlerde yani harıl harıl işinizden oluyorsunuz, evinizden oluyorsunuz, çocuklarınızı göremiyorsunuz. Peki ev halkı size demiyor mu? Ya yeter artık ya bir gün bari bizde ol falan. Çünkü sabahtan akşama kadar yani çocuklarınızı göremiyorsunuz. Ya tabii. Hizmet aşkı başka bir şey. Buradaki gerçekten en büyük yük eşlerimize düşüyor. Evet. Allah onlara razı olsun. Yani hepimizin, bütün meclis üyelerinin ve tabii partide görev olan yönetimlerdeki arkadaşlarımızın. Çünkü eşimiz bize destek olmazsa, buna inanmazsa biz buraya gelip oturamayız bile. Tabii şu da var zaten, her başarılı bir erkeğin arkasında. Aynen öyle. Yani bu klişe tabii bir söz evet değil aslında. Değil. Gerçek bir söz. Evet. Onun için onlar da fedakarlık yapıyor. Biz de kendi hayatımızdan fedakarlık yapıyoruz. Mesela bugün farklı bir yerde farklı mekanlarda eğlenebiliriz veya gezebiliriz. Tabii. Turistik geziler yapabiliriz. Ama biz de ilçemiz için, insanımız için bir şeyler yapmaya, yanlış giden bir şeyleri düzeltmek için fedakarlık yapıyoruz. Siyaset çok farklı bir şey değil mi efendim? Yani, Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Buyurun. Çok severim. Buyurun. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. Biz yanmayı tercih ettik. İnşallah sonra hayırlı olur. Siyasette giren çıkamaz bir tabiri vardır. Tiyatroda öyledir zaten. Yani tiyatro sahnesine çıkan bir kişi o tozu yuttuktan sonra inmez zaten. Doğru. Siyasette böyle bir şey. Aynen. Çünkü öyle. Hizmet aşkı ömür boyu devam eder. Efendim, o mutluluk veriyor insana. Hoş sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Ve böylesi güzel bir günde bizleri bu telaşlarınız arasında bize vakit ayırdığınız için çok müteşekkiriz. Çok sağ olun. İnşallah sağ ilerleyen olun zamanda tekrar konumuz olmanızı isteriz. İnşallah her zaman. Ve daha güzel bir renkli sohbetler tabii yapmak ki isteriz. Evet değerli konuklarımız, değerli takipçilerimiz, hadi konuşalım da bugünkü konuğumuz AK Parti Merkez Efendi Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Sayın Yavuz Akı konuğumuzdu. Kendisi çok renkli bir kişilik. Siyasette ve iş dünyasında tanınmış önde gelen isimlerden birisi. Bizleri bugün ziyaret etti ve hadi konuşalım da programımızın konuğuydu. Çok güzel sohbetler ettik, bilgiler de aldık. Yaklaşan seçim sonuçlarında ilerleyen zamanda kendisini de davet ederekten burada misafir edeceğiz. Efendim katıldığınız için çok çok teşekkür ben ederim. Teşekkür sizlere seçimde başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sizin vasıtanızla da ilçemizde yaşayan hemşerilerimizi önce Kadir Gecesi'ne sonra da Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.
Size de başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.